AKP'li isimden Flaş Demirtaş açıklaması. Eski AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, PKK, Selahattin Demirtaş'ın ipini çekti bir daha dönüş olmaz açıklamasında bulundu. Eski AKP Mardin Milletvekili ve AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Orhan Miroğlu, tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve terör örgütü PKK ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Miroğlu, son dönemde cezaevinden yaptığı demokrasi açıklamalarıyla dikkat çeken Demirtaş hakkında konuştu. İktidara yakınlığıyla bilinen 24 TV'de Esra Elönü'ye konuk olan Miroğlu, PKK, Selahattin Demirtaş'ın ipini çekti bir daha dönüş olmaz dedi. Miroğlu açıklamasında, bugün PKK ona diyor ki, sen bir hiçsin. Hatta münafıksın dediler. Devletin bize baktığı gibi bakıyorsun diye bunu söylediler. HDP'nin oylarını altılı masanın hepsi istiyor. Bu oyları istemenin verdiği stratejik yükümlülük Kılıçdaroğlu'ndadır. Aslında PKK ve Selahattin Demirtaş arasındaki çatışma, altılı masanın stratejisini çökerten bir çatışma oldu. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ama ben tekrar başa dönüleceği kanaatinde değilim. Demirtaş'ın ipi çekildi gibi geliyor, bir daha geri dönüş olmaz ifadelerini kullandı. Miroğlu şunları söyledi. Demirtaş içerideyken, bağrımıza taş basacağız ama CHP adaylarına oy vereceğiz, demişti. Bana göre CHP'nin aldığı metropol şehirlerden önemli bir kısmı HDP'nin oylarıdır. Aynı şeyi 2023'te HDP seçmenine yaşatmak istiyorlar. Selahattin Demirtaş ve PKK arasında olan bu karşılıklı tartışmayı ciddiye almak gerekiyor. Bunun seçimlere yansıyacağını düşünüyorum. 7-8 ay var seçimlere, bu süreçte HDP'de beklenmedik gelişmeler olabilir. Selahattin Demirtaş'ın desteklenmesi yoluyla PKK'ya karşı bir tavır da görebiliriz ama tersi de olabilir. Bu kolay olacak bir şey değil. HDP'de siyaset yapan insanların PKK'ya karşı böyle bir tavır koyma ihtimali çok zayıf. Bu ihtimali güçlendiren şey bence altılı masadır. CHP bunu kendi meselesi gibi görüyor artık. CHP'nin altılı masadaki en güçlü kartı Demirtaş kartıydı, şimdi bu kart sarsılmış oldu. Dolayısıyla CHP'nin siyasi itibarı bir çizik yedi. Bu çiziği PKK daha derinleştirebilir. Derinleştirdiği zaman da HDP oylarına kim sesini iyi duyurabilirse HDP seçmen sağduyuya kulaklarını açabilir. Bunu çok güçlü bir ihtimal olarak görüyorum.